Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve kasanın 25. bölümüne hoş geldiniz ve şuranın bayağı boş olduğunu göreceksiniz çünkü bayağı bir şey taşıdım ve taşırken şu arkadaşı kullandım. Dolly. Jabba'nın eklediği bir şey. Şu şekilde kraft ediliyor ve barrel'ları hop hop diye taşıyabiliyorum ve yönü de değişmiyor. Ama tabi taşırken sana slowness ve mining fatigue veriyor. Ama tabi chest'leri de taşıyabiliyorsun. Kısacası bayağı güzel bir arkadaşımız. Şimdi sizler burada kalın. Evet, bu bölüm yapacağım şeylerden bir bazıları storage bus. Tabii bunun için bolca sana ihtiyacı olacak. Zibilyon tane yap. Zibilyon tane de senden yap. Hatta şöyle. Tam 19. Ardından yapabildiğin kadar. Hatta en iyi interface yap diyeceğim de. Bakalım seni taşıyabiliyor muyum? Hayır, taşıyabiliyormuşum. Tabii bu ilginç bir hoş geldin oldu. Zombiden. Evet. Glass, tabii ki de. Interface'imize geri dönelim. Voilà. Neyse, bu kadar yeter şimdilik. Storage bus. Ha, diyecektim ki ayrılım gene yok. Efendim, Titan 8 hakkında ufak bir detay. Çok fazla ayrım tüketen bir mod. Çok fazla. Tamam, 15. Güzel. Şimdi bazı önemli şeyleri yukarı taşımaya başlayalım. Mesela 4. Ayrıca şuradan sen gel inventörüme. Şuradan şunu ve şunu da alayım. Depolamayı artık burada yapacağım. Nerede yapabiliriz? Bu duvarın manzarasını seviyorum aslında. O zaman şuraya yapalım. Evet. Bu arada ufak bir bilgi vereceğim birazdan. Şunları yerleştirdikten sonra. Evet. Storage buslar. Nedir diye soracak olursanız. Tamamen storage. Olay şu. Bağlı oldukları inventory'yi MI sisteminin bir parçası gibi okutabiliyorlar. Ve bunu kullanacağımız başka bir yer daha göstereceğim size. Hızlıca. Çabuk çabuk. Burası. Evet. Burada kullanacağım. Nihahahay. Bakalım başka nelerimiz olmuş. Bir şey var, bir şey yok. Bölüm arası ilgilenirim. Ha, dur, sen büyümüşsün. Evet, seed'ini düşürdün, yaşasın. Seninle uğraşamayacağım şimdi. Dur sen şöyle. Tamamdır.
Şimdi gelelim şu seni incelemeye son. Şimdi halledebilirim. Bakalım sen nesin? Blaze Reed. Oo, güzel trade'lerin de var. Tamam, güzel. Seni böyle tutabiliriz. Gravel gel. Aslında şu barrel'ları koymasaydım daha mantıklı olurdu. Evet, bunları bu şekilde böyle yerleştiriyorum. Sonra bunları MI kabloyla nasıl dur? Fikrimi değiştirdim. Şurası çok daha mantıklı. Ki zaten çok çok fazla kullanmayacağız. Ve yakında zaten bunları deep storage ünitlere çevireceğim ben. Dolayısıyla da çok fazla uğraşmaya gerek yok. Evet. Şimdi bana bolca... sizleri artık şöyle depolayabilirim. Şimdi sen şöyle gel. Evet. Bu arada evet, tam dörtler burada. Gördüğünüz gibi burada her şey gayet güzel yerleştiriliyor. FluX taslar sizleri programlayacağım çünkü siz gereklisiniz. Steel Dust. Format. Bu şekilde arada böyle devam edecek bu. Tamamdır. Şimdi bana ne lazım? Aşağıdan da yapabilirim gerçi artık. Yukarı çıkmama gerek yok. Ama tabii kumları buradan almam lazım. Şimdi emi kablo. Tabii şu E'ye basma alışkanlığı uzun bir süre devam edecek. 15 FluX Dust'a ihtiyacım olacak. Evet, FluX Dust tamam. Tekrar emi kablomuza dönelim. Tamam, 24 kablo. Yeterli değil. Tamam, 45 kablo yeter. tabii jetpack'imi şarjdan almayı unuttum. Bir slime var zannettim bir an. Yay, uçuyorum. Şu şekilde bir girelim içeri.
şu arkadaşları döşemeye başlayalım. Her yeni bir şey taktığımızda güncelleyecek tabii sistemi. Evet. Ve doğal olarak ben şu fasat demişim. Şu barrel'ları taşıyacağım. Hemen geliyorum. Evet ve geri geldim. Şimdi bunları taşıdık. Bakıyoruz. Aslında şimdi aklıma geldi de daha güzel bir düzen var. Evet, daha güzel düzenimizi yapalım. Gelelim. Daha güzel düzenimiz buydu gayet. Şimdi şuradan gelip fasatlarımızı alacağız. 18. Ve fasatların ne işe yaradığını biliyorsunuz. Kapatmaya yarıyor. Evet. Ve eğer buraya bakarsak şuraya da dörtlerimizi falan da görebiliyoruz artık. Gayet güzel. Evet, bu sistemi seni geçici olarak devre dışı bırakacağız. Sen şöyle gel. Şöyle gel, evet. Ve bu şekilde storage buslarımızı koyalım. Storage busları da biraz özelleştireceğim bir ara. Ama şimdilik böyle kalsınlar. Tabii dışarıda özel bir storage bus alanım da olacak. Şunlar. Şuradan aslında buradan değil. Ya şuradan girersek evet. Ve artık bunlar da hem sistemimizde okunuyorlar. Şimdi geriye kalan tek şey fasatları alıp yaptığımız pisliği kapatmak. Merhaba fasatlar. Tabii AE2'nin biraz daha ilginç bir noktası olacakmış. Sadece fasat değil, Forge multiblokları da destekleyecek. Çok da
efektif bir apply senaryosu spesimiz olacak. Şimdi sen şöyle git. Sen şöyle gel, sen şöyle gel. Daha kolay olsun benim için. Sonra da şöyle. Dışarıyı da bir halledelim. Evet. Peki bunun bana katacağı şey ne? Oradan oraya koşturmayacağım. Mesela set koyarsam şu yukarıdaki chest de değil. Zaten gördüğünüz gibi şuradaki barrel'lara gidecek. Şu geri kalanını da taşıma işlemini yaparım bir ara. Şimdi ben bir süreme bakayım. Evet, daha bayağı bolca bir süremiz varmış. Peki bu süreyi nasıl halledebiliriz? Şimdi benim biraz raw fish'im vardı. Ama yeterliymiş. Bir Apply Tenerca 6 eklentisinin bir şeyini yapacaktım da. Neyse. Peki bu bölüm başka ne yapabiliriz şu an? Onu düşünüyorum. Ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Neyse. Bunlara girebiliriz diyeceğim de yeterli malzeme yok elimde. Onları bölüm arası ayarlayacağım. Pass'lara da giremiyorum şu an. He. O zaman şunları zaten sulamaya bırakacağım. Evet. Depolamamız hazır. Ondan yana bir sıkıntımız yok. O zaman hadi gelin biraz bitkilerle ilgilenelim. Bakalım. Yeni bir stickrate türemiş. Ama burada sanırım baya güzel bir tinimiz olacak. Blaze tane crossbreed yapayım aslında senden. Şunlara bir bakalım. Yok bir şey. Kayda değer bir şey yok. Hı, tamam, bu da olmuş. Zaman. Hadi bakalım. MI, MFI. Tabii şuraya da yakında bir şarj ünitesi koyacağım. Çünkü sürekli MFI'ye git gel git gel ben de sıkılıyorum. Bir şey merak ettim. Sana jetpay mi koysam çalışır mısın? Hayır, çalışmaz mısın? Tin. Oo, bu bayağı güzel bir tin. Tinimiz bayağı güzel. Ondan yana sıkıntımız yok. Resistance'ı düşük. Secret. Tamam, bu bayağı güzel. Şuna bakalım.
Ve yanında birden fazla pili bulundursam daha güzel olacak. Iterate. Gain 2. Diğerinden iyi. Tamam. Ağaç beni trolledi. Şimdi sen neydin? Evet. Çok uğraşmayalım. Seni kendi tarlana atayalım. Secret. Tin. Şimdi şu tinimiz azıcık crossbreed yapalım. Büyüsün o. Korumak için. Seni de korumak için. Korumak için. Tamam. Aa, sanırım şurada flux'ımızı yeniden bir flux elde ediyoruz. Hatırlatırım, flux'ı kaybetmiştik en son. Elimde ne var? Withereat. Sen misin? Ha, hepsi bir senin. Senin. İki bir. Evet. Devam edelim. Bolca bir şu arkadaştan craft etmemiz gerekecek. Ve unutmadan ben bir şey daha yapacağım. Blaze'lerim orada değil mi? Evet. Şimdi benim obsidian'ım. Ender chest yapmak için iki obsidian lazım. Bende ne kadar var? Bir. Evet, bu sıkıntı oldu. Bakalım başka yerde bir obsidyenim var mı hiç? Yok. Gerçi aklımda bir çözüm var. Şu arkadaş çözümü. Nasıl bir çözümdür bu diye soracak olursanız. Şuraya giriyoruz. Ve senin içine bunu atıyoruz. Obsidian Dust veriyormuş lanet. Obsidian Dust tekrar Obsidian'a çevirmenin bir yolu var mı? Hadi boş boşuna harcadık. Neyse. Ne yapabiliriz? Şu ileriye bir tane daha ya da portal kurmuştum ben. Hemen onu kıralım. Misler gibi. Obsidiyonumuz olur. Hadi bakalım. Ender Chest nedir diye soracak olursanız. Vanilla Ender Chest tanırsanız eğer
Aynı şey. Sadece daha gelişmiş şey ve saçma bir biçimde çok daha önceden biri vardı. Bunu yapmak istememin sebebi biraz farklı. Madene çıkacağım. Ve yanımda Ender Chest olmasını. Ender Pouch olmasını istiyorum. Ender Pouch. O da şu. Ender Chest'in babası diyebilirim. Şey, pardon. Kardeşi diyebiliriz. Yaptığı şey bağlı olduğu Ender Chest'le aynı inventory'e sahip. Bunlar Ender Storage modu tarafından ekleniyor bu arada. Chicken Bones'un geliştirdiği bir mod. Chicken Bones'u nereden tanıyorum diye soracak. Darsu. Chicken Bones adını nereden duydunuz diye soracak olursanız Enya'yı Evet, Enya'yı Code Chicken Core'u vesaire geliştiren adam ta kendisi. Ki zaten Chicken. Evet. 10 tane Obsidian gayet işimi görür. Ya artık o kadar fazla read'im var ki yolda dönüp bakmıyorum bile. Evet. Hadi ilerleyelim. Solda güneş batıyordu. Evet. Şu arkadaş da oil. Petrol. Ne olduğunu yakında size göstereceğim. Çünkü kullanacağım. Aslında oil'i bitkilerden elde etmeye çalışıyordum ancak henüz elde edemedim. İlk başlangıçta şundan alırım. Sonra size bitkilerden gösteririm. Yay. Ve kedicikler. Merhaba zombi. Geldik. Şimdi şurada biraz Blaze Powder'ımız yokmuş. Neyse. Ender Chest. Ortada ne eksik? Chest eksik. Chest içinde Wood eksik. Her şeyimiz var, Wood'umuz yok. Alıyor öyle şeyler. Tamamdır. Şimdi de Ender Pouch. Blaze Powder. Chest'imizi nereye koyalım? Gel. Ender Chest, tamam. Ender Pouch, pardon. Chest'imizi nereye koyalım? Cidden güzel soru. Ben şurası diyorum. Evet. Ve bana bir şey daha lazım. O şey ne? Export Pass. Bunun için bana bir adet. Senden lazım mı? Senin için emin kabul lazım. Tabii ki de senin için bir de piston lazım. Evet. Ve evet, Precision Export Base'imiz hazır. Bu
Pardon, import basımız hazır. Bu şunun içinden item çeken bir arkadaş. Bu single item. Yani sadece bir tane item çekiyor. Şu itemları stack olarak çekiyor. Stack olarak çekmesinin avantajı ne? Yani bir stack atıyorsun, bir stack çekiyor. Bakınız. Ve eğer Quarrystone diye aratırsak burada. Aynı şekilde bu ikisi bağlı oldukları için böyle güzel şeyler oluyor. Evet. Ve bu gördüğünüz arkadaş bizim madendeki yardımcımız olacak ve süremizi bitirdik. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötüsü kötü günler, iyi eğlenceler.